adı canlıların temel bileşenleri. Arkadaşlar bu konu biyolojinin temel konularından bir tanesidir ve sınavlarda ağırlıklı olarak diğer konularla iç içe geçmiş olarak sorular gelmektedir. O yüzden önem sırasını başa aldığımız konulardan bir tanesi. Peki canlıların temel bileşenlerini hangi başlıklarda anlatacağız arkadaşlar? Öncelikli olarak karbonhidratlar ardından lipitler daha sonra proteinler Nükleik asitler, vitaminler gibi alt başlıklarda bütün organik bileşikleri tanımaya çalışacağız. Önce karbonhidratlarla başlıyoruz. Karbonhidrat dediğimizde arkadaşlar genel anlam olarak Türkçeleştirdiğimizde şekerler başlığında anlattığımız bir konu. Öncelikli olarak karbonhidratların bitkisel kökenli olduğunu yani aslında ototrof organizmaların ürettiği bir madde olduğunu bilmemiz gerekiyor. Karbonhidratları öncelikli olarak bulundurduğu şeker sayısına göre gruplara ayıracağız. Monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritler diye. Önce monosakkaritlerle başlıyoruz arkadaşlar monosakkaritler tek şekerler dediğimiz şekerler grubudur arkadaşlar ve öncelikli olarak biz bu monosakkaritleri içerdiği karbon sayısına göre ayıracağız. 3 karbonlulara trioz, 5 karbonlulara pentoz ve 6 karbonlulara ise heksozlar adını veriyoruz. Triozlar incelendiğinde genel olarak öğrencilerimiz bunu söylemekte zorlanırlar. Çünkü PGA, DPGA ya da pürvik asit gibi asitler aslında altı karbonlu glikozun parçalanma ürünleridir. Hatırlamaya çalışalım. Biz hangi olayla bu altı karbonlu glikozu parçalıyoruz dediğimizde tüm canlıların stoplazmalarında gerçekleştirdiği glikoliz olayından bahsedebiliriz. Neydi glikoliz? Altı karbonlu glikozun stoplazmada 3 karbonlu pürvik asite çevrilme olayı. Ve bu çevrim sırasında biliyorsunuz ki PGA, DPGA gibi 3 karbonlu bileşikler oluşuyor. İşte biz bu bileşiklere triyozlar diyoruz. Peki pentozlara bir bakalım arkadaşlar. Şimdi pentoz dediğimizde bir kere genel formülü cnh 2 N o n olan organik bileşiklerden karbonhidratlarda n burada karbon sayısını ifade ediyor. Peki pentozlarda karbon sayısı kaçmış? 5. O zaman riboz ve deoksiriboz olarak adlandırdığımız bu şekerlerde ribozda formülde yerine koyarsak C5H10O5, deoksiribozda yerine koyarsak C5H10O4. Peki neden deoksiribozda O4 oldu? Çünkü deoksi aslında bir oksijen çıkart demektir. Peki burada dikkatimizi çekmesi gereken şey ne? Deoksiribozun D'si bize DNA'yı Ribozun R'si ise bize RNA'yı hatırlatacak arkadaşlar. Bu önemli bir bilgi. O zaman RNA'nın şekeri riboz, DNA'nın şekeri deoksiribozdur. Ve adenozin trifosfat yani yaşamsal enerji kaynağımız olan ATP'nin de şekeri ribozdur. Peki burada dikkatimizi çekmesi gereken en önemli şey şudur. Riboz ve deoksiriboz bunlar enerji verici reaksiyonlara ne yapmayacaklar? Girmeyecekler. Peki heksozlara baktığımızda arkadaşlar heksozlar 6 karbonludur. O zaman genel formülde yerlerine koyduğumuzda CN H2N O yani C6 H12 O6. Şimdi birçok öğrenci bu formülü gördüğünde hemen bunun glikoz olduğunu düşünür. Doğrudur ama aynı zamanda glikoz, fruktoz ve galaktoz da C6 H12 O6'dır. Peki neden? Çünkü biz bu moleküllere birbirinin izomeridir deriz. Peki izomer neydi arkadaşlar kimyada? Kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı olan moleküllere birbirinin izomeri diyoruz. O zaman glikoz, fruktoz ve galaktoz. Üçü de bir monosakkarit, üçü de bir monomer ve üçü de birbirinin izomeri. Peki sorun şurada başlıyor. Bir kan şekeri tahlili yaptırdınız arkadaşlar. Kanda ölçülebilen tek şekerin glikoz olduğunu görürsünüz. Peki neden öyle oldu? Fruktoz ve galaktoza baktığımızda onlar da birer C6H12O6 olduğu halde neden kanda ölçülemiyor dediğimizde arkadaşlar hücre zarından geçerken tüm monosakkaritlerin glikoza dönüşmesi gerekiyor. Yani buradaki bu 6 karbonlu heksozların yani galaktoz ve fruktozun glikoza dönüşmesi gerekiyor ki kanda ancak o şekilde Öyle biliyorlar ve biliyorsunuz ki beyin hücrelerinin en çok kullandığı şey oksijen ve glikozdur. Peki geri döndüğümüzde bir şey göreceğiz. Glikoz kanda ölçülebilen tek şeker eğer kan şekerinizi yükseltmek istiyorsanız hemen üzüm yiyin balda ve üzümde bol miktarda var. Peki fruktoz bitkiseldir diyoruz. Buradaki B harfi onu sembolize edecek arkadaşlar. Meyve şekeridir. Özellikle meyveli gazozların üzerine okursanız oradaki o fruktoz ifadesini göreceksiniz. Galaktoz ise arkadaşlar galaksi şekeri olarak adlandırılan bir şekerdir. Ve kesinlikle ve kesinlikle hayvansal olan laktozun yani süt şekerinin yapı taşıdır. Müzik